Ben Bunları çok severim. Küçük istiyorlar. Hani ben de severim. Allah kabul et. Bak can doğdu. Sen yaparsın. Onarmanda sütüyle beslenirken bak bir sokakta bak. 50 tane bu diziye koyuyorum 1 milyon. 1 milyonu. Al. Vallahi utansınlar akşam, biraz. Utansınlar. Sabah Artı'dan geldi. Bak gelinim günleri geldi. Doğuracak. Akşam 12'de gidecek. Ancak yanıyorum ya çakmıyor. Nedir bana ben de sana dizeyim. Çıkmıyor. Yok, bana çıkmıyor. Kimse yardım etmesin. Ne bismillah. Bana başımızda duranlar yardım etseydi. Onlar Allah'ın istediği. Benim evim yok hanım. Hiç. Bana yok. Ya konuş da. Konuşmuyorum valla. Ben konuş. İnan tabii grup, sabah 6'da kalkıyoruz. Geliyoruz. Akşam 10, 11, 12'yi buluyor. Dizisini 2.25'ten yapıyoruz. Akşama kadar buradayız yani. Evimize bir namazla bir yemek yapmaya gidiyoruz. Peki kazanabiliyor muyuz? Yani ne mecbur artık. Ne kazanırsak o. Kazanmıyor yani, valla. Yani mecburuz. Yapmak zorundayız. Hayat çok pahalı. Başımızdakine gibi manda sütüyle beslenmiyoruz işte. Aynen. Hayat o kadar pahalı, pahalı olduğu için hani yapmak vallahi zorundayız yine, bu işi. Vallahi. Bir dizide kaç tane var? 48 tane. 50-48. Geçen seneden bu rakama yapıyordunuz. Aynen. Her şeye zam gelmiyor. Her şeye zam geliyor. Bu tür şeylere zam gelmiyor. Ya işçiliklere maliyete gelmiyor. Günlük kazancınız ne oluyor? Günlük kazancın herkesin farklı oluyor. Mesela? Mesela 100, evet 100 TL. 50, 60, 50 TL değil. 100. Yani peynir olsun, yağ olsun. Gidiyoruz, ertesi gün bakıyoruz fiyat değişiyor. Yani bu zincir marketlerde çalışanlar hani fiyatları değiştirmekten bıkmışlar evet, artık. Sürekli etiket onlar bile değiştiriyorlar evet, sürekli her gün. Etiket değiştiriyorlar. Bıkmışlar artık. Her gün, her gün. Yani biz artık şaşıramıyoruz bu zamlara. Alıştık artık, şaşıramıyoruz da yani. Yani mecburuz, mecburuz alışmaya. Çünkü evet. Yapacak bir şey yok. Hayır, mecbur değiliz. Niye mecburuz yani, alışmaya? Ama yani elimizden bir şey gelmiyor. Vallahi bunlar artık insanları değişmek zorluyorlar. Bir şeylere zorluyorlar. Birçok şeye zorluyorlar. Dilimin ucunda çok şey var. Söylemek istemiyorum. Söyle valla her şeyi söyle. Ama merak vakti. Çünkü benzin pahalıdır. İşçi parası, evet. Motor parası, bilmem ne kooper parası çıkarıyor. Kooper çıkmayla anlaşmamız oluyor mu? Hayır biz sadece adam geliyor, adamla anlaşıyoruz. Başka kimseyle anlaşmıyoruz. Ağacı kooper etsin. Kooper etsin deyip de gelip de bizi mi savunacak? Yok öyle bir şey yok. Hayır ürününüzü daha fazla değerli almaya çalışıyoruz. Çabalıyoruz ama mümkün değil. Ama burada hani bir kişi o işi yapmıyor. Kaç insan, kaç erkek yani bu işin içinde olduğu için birine fiyata verse öbürkü de o fiyata vermek zorunda. Hani haksızlık olur. Haksızlık da oluyor yani. Bazıları yapıyor. O da işçi kazanmak için yapıyorlar. O yüzden değişmez. Siz yapmasanız başkası yapacak. Tabii ki de çıkılmıyor artık. Bunun çuvalını dolduruyoruz. Bir başa kadar dolduruyoruz. Yani 3 TL'den satıyoruz. Çuvalını 3 TL'den satıyorum. Sadece içini. İçini, evet. Şu karalarını. Hayvanlıkları der yani. Hani fazlalık oluyor. Fazlalıklarını da kesiyoruz. Çuvala dolduruyoruz. O zaman içi dışından daha pahalıya geliyor. Aynı. Tabii ki de çuvalını 3 TL'ye oraya mesela dolduruyoruz. 3 TL'den. Bu size mi kalıyor işverene mi? Hayır 3 TL çuvallar bize kalıyor. Ha, biz kendimiz alıyoruz onu 3 TL'den. İşveren onu da başta alıyordu da Allah razı olsun. Evet, sonra artık dedi onu. Hani mallar bana ait. Yani emeğini biz veriyoruz. Biz çuvalları koyuyoruz. Biz kesiyoruz. Evet. Artık dedik hani bize. Bütün emeği biz yapıyoruz. O diyor bana verin. Yok dedik artık. Onu biz aldık. Çarşıda 50 milyona satıyoruz.
Burada 2 milyon alıyor. İstanbul'da ise bu dizlerin tanesi 80-90 TL. Burada da öyle. Burada 50 TL. Burada geri olduğu için burada 50 TL bir dizisi. Biz 2.25'e yapıyoruz. Siz emek sömürüyorsunuz, emeksiz. Evet, bizim yiyen onlar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne pazarı var, ne iş yeri var, hiçbir şey yok. İnan Allah'a. Hafta var da hiç para yok pazarı. Yani bu çocuklar, ben var ya çalışıyordum, bir kilo et parasını sene... şimdi asla onu alamıyoruz. Hayır. Nerede bir kilo? Diyorsan 10 TL şu an 100 TL, 10 TL oldu şu an yani. Vallahi hiç böyle 10 TL yok. Ben geçen sene çocuklarımı iki tane okuttum. Bir insanları duysunlar ya. Utanmadan çıkıyorlar boy boy. Boy gösterip de ben bunu yiyorum şifan yediniz. Bir insanları da dinleseniz, insanlar ne yiyor acaba? Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Valla gelsinler, evim burada. Ben hiç kimsede sakınmıyorum. Bir gözümü Rabbimden sakınıyorum. Kimsede sakınmıyorum. İnan ki onun yok. Ben gittim alacağım. 600, 500. Ha şimdi bana 10 yok. Evde 10 yok. Kaç kişiydi? İnan Allah. Doğru. Bu benzin pahalı. Geçen sene ben servis parası 400-450 TL ödüyorum. %40 zam gelmiş. Belki ben seneye iki kişinin servisini 600-700'den aşağı ödeyemeyeceğim. Bunun okul masrafları, yani ben nasıl başa çıkacağım bununla? O kadar ki pahalı olmuş. Yani benzin düştü, yine de zamlar inmiyor. Yok. Adamlar inmiyor. Kendi yanında. Yani buradan kazandığın zaten ancak ekmek parası. Evet, ben şu an biriktiriyorum. Ben şu an birikiyorum, çalışıyorum, biriktiriyorum. Kışın çocuklarımın servis parası için. Günde kaç ton işleniyor tahminen? Tahminen mesela günde bir traktör, iki traktör geliyor buraya. Aa, bugün yarın doğumudur. Ama yani herkese çalıştıranlar değil. Ben evet, değil yani bu herkes. Gruba mesela bir traktör boşaltıyor. Bitince tekrar gelip boşaltıyor. Amin. Amcam ne yapıyorsun, bunlar nedir bu? Anlatsana bana bu işe bir. Valla amca ne yapalım işte, diziyoruz, oyuyoruz, kesiyoruz. Peki nasıl bu işten para kazanmaya çalışıyorsunuz? Bir anlatır mısın? Ekmek parası. Allah bereket versin. Adım Coşkan Yüksel. Nazilli'de ikamet ediyoruz. Patlıcan işiyle uğraşıyoruz. Senede 500 tona yaklaşık patlıcan işleyip kurtulmuş vaziyette bu hale getiriyoruz. Mahallemizde Yıldıztepe bölgesinde kendi 50-60 kapımız var. 50-60 civarında kapımız var. Patlıcanları bu vatandaşın ellerinin önüne döküyoruz. Hep kadınlar bunları işliyor. İşledikten sonra biz bunları topluyoruz. Topladıktan sonra evimiz önünde variller var. Varların içine döküp 40-45 dakika suyun içinde bekletiyoruz. Sonra bu sergilerimizi asıyoruz. En son kurutma işlemi bu şekilde yapıyoruz. Senede 500 ton yaklaşık mal işiyoruz ve ülke ekonomisinde büyük katkıda bulunuyoruz. Peki Nazilli'de bu işi yapan kaç kişi var tahminen? Biliyor musun? Bizim sadece iş verdiğimiz 50-60 kapı var. Yani bizim gibi onlarca insan daha var. Yani binlerce insan bu işten emek yiyor yani. Anne, sen de.
Evet, o dönem. Kaba ilk defa gördüm. O dönem geldiğimizde onlar özellikle tatlıcım. Kaba ilk defa gördüm. Kayın bastım. Bu kabak mıymış? Evet, kabak. Bu kabak. Onlar amcam oluyor, öyle yeşil mi kurudu? O biraz da şu anda gidecek değil mi? Evet, yeni mesela tıp Bu biber nasıl, gövmeye mi işçilerin yoksa? Bunlar yani kendi hesabına çalışıyor, dize hesabı. Her bir dize işçiye 1,5 lira olarak dönüş yapıyor. Bir dizide kaç tane var? 50 adet dizdiriyoruz. Tabii bunun içinde fres oluyor sonradan, 45'e kadar düşüyor kuruduğunda. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Ayhan Temiz. Ayhan Bey, yılda ne kadar dolmalık biber üretiyorsunuz? Ya ortalama bu tezgahlarda 350 tona yakın dolmalık biber işlemesi yapıyoruz. Bunlar yurt dışı, yurt içi? Yurt dışı da yurt içi de yani şeyimiz var, gönderimimiz var. Türkiye'nin her yerine, her noktasına. Ve mahallede yaklaşık 200 aileye yakın insan sadece bu bir dolmalık biberden ekmek yiyor. Yani şeyi yüksek, katma değeri de yüksek ülke ekonomisine.